Merhaba. Merhaba diyebiliriz, Raçık gidiyor. Vallahi oldu. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Ay. Arkadaşlar kusura bakmayın, köpeğimi saklamaya çalışıyorum. Bugün evi şeyi getirdim ya. Kızımı getirdim, Aytu ile oynasın. Aytu'yu çok seviyor. Daha nasılsınız? Ne yapayım işte, hayat devam ediyor. Ya bir şey söyleyeceğim, ben bu havalara bir şey anlamadım ya. Ya bu sabahın gece kıyamet gibi yağmur yağıyor, sabah oluyor, güneş açıyor. Yani ben bu senede bir şey anlamadım. Hatta 3-4 seneden beri bir şey anlamadım. Bu hastalık girdi ya, ondan beri ben bir şey anlamadım. Basılı. Yeryüzünde bir şeyler oluyor. Bir şeyine basarsan karanlığı gidiyor herhalde. Ha gitmiş şimdi. Yeryüzünde bir şeyler oluyor. Yeryüzünde bir şeyler. Dünya sanki yörünge değiştiriyor. Bir şeyler oluyor yani. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Amin. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Ay. Yani ben bilmem kaç kusur yaşına geldim. Bilmem kaç kusur. Söyle, orayı söyle. Onu geç. Baksana göbeğimi de saklıyorum ya. Bu arada bu da benim kızım Elif. Selamlar herkese. Evet, ben de misafir geldim, kızıma geldim. Kız kardeşim de beni duydu, torunu aldı geldi. Hep birlikte görüşelim, oturalım. Görüşelim, çay içelim, sohbet edelim. Ay. Sizler de iyisinizdir inşallah. Allah iyilik versin herkese. Kendisine. Amin. Esra'm işte her zamanki gibi. Bir şey yok. Eşine yardım ediyor. Essin. Biraz daha essin de sonra etmez. Allah razı olsun. Piş yapar. Bu arada gözün aydın. Bir torun daha bekliyorsun. Biri ne yapar? Biri iş yapar, biri piş yapar. Arada değişirler. Allah sağlık versin. Amin. Sen de daha köye gidiyorsun. Belli değil daha ya. Bayramdan sonra otobüs fiyatları yine uçtu gitti. Yine mi çoğaldı? Çoğaldı. Bayram pahalı oldu gene. 400'den 600'e çıktı. Aa. Bayramdan sonra belki ucuzlar diye. Bayramdan sonra. Acelem yok benim. Ama bir şey olacak ya. Denge olacak. Olacak. İnşallah her şey düzelecek. Olacak. Bir denge şey bekleniyor. Çünkü Cumhurbaşkanı da konuştu. Bir açıklama yaptı. Yerinde dursa fiyatlar gideceğiz de. Yani bir iki ay sonra falan. Ya şimdi şöyle bir şey var. Çilik zirveye vurması... Daha sonra inişe geçiyor. Şimdi şöyle bir şey var kızım. Bazı fırsatçılar var. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanımız güzel bir zam veriyor. Tamam mı? Veriyor. Ertesi gün bir bakıyorsun mağazalar, bazı giyim mağazası olsun, gıda mağazası olsun, bilmem ne olsun. 5 lirayı 10 lira yapıyor. Ondan sonra aşağı çektim diye 7,5 lira da bırakıyor. Benim param bu sefer bir işe yaramıyor. Ondan... Aldığım zam da bir işe yaramıyor. Yani aslında bunlar var ya, hainlik yapıyor. Hiç kusura bakmasın kimse. Hainlik yapıyor. Fakiri fukaranın ekmeğini çalıyorlar. Ona bir şey diyecek, ceza gelecek ona. Doğru bir şey değil. Dünya şu anda bizimle uğraşıyor. Şu anda hiç kimse kusura bakmasın. Dünya bizimle uğraşıyor. Türkiye ile uğraşıyor. Değil mi? Yani, basınca bir aydınlanıyor. Yani şurası var ya, Türkiye var ya, yemin ediyorum altın memleket ya. Benim başa gidecek vatanım yok arkadaşım. Benim başa gidecek yerim yok. Kimse kusura bakmasın. Evet. Kimse hainlik yapmasın. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli'den Allah-u Teala razı olsun. Yani onlardan Allah razı olsun. Allah onlara uzun ömür versin, sağlık versin. Yoksa mahvedecekler bunlar bizi ya. Ne diyeyim? Ne diyeceğim? Çay içeceğiz. Çay içeceğiz. Hayır. Benim torun pencereye vuruyor da. Ha, ben de ona bakıyorum. Ha, bisikleti tamir ediyor. Evet. Dışarıda boya yapıyor. Dede dedi bana. Ne var dedim. Dede bir tane boya alabilir miyiz dedi. Alırız dedim. Dur. Bir tane alabilir miyiz? Oğlum sen bir tane demedin mi daha önce? İki tane alırız dedi. Dedi. Bertu kaç yaşında şey? 10 yaşında. 10 değil. 10,5 diyelim. Aralıkta 11 olacak. 11 olacak. Kışın 11 olacak. Maşallah. Allah'ıma şükür. Kışın 11 olacak. İşte ortaokula geçti işte. Aytu kaç yaşında? Ayta 20 gün sonra 5 oluyor. 5 oluyor. Yani. Doğum günüm var. Temmuz'un 21'inde. Oo. O ne istemişti bizden, ne yazısı? Aa. Ben şey, seni seviyorum,
Sare. Şimdi seni seviyorum. Akşama kadar oynayalım Sare. Öyle bir şey yaz. Akşama kadar oynayalım yazacakmış. Tamam. Böyle bir şeyler diyordu. Ona bir baskı yaptım ben öyle. Aytu. Sare sana doğum gününde tişörtüne ne yazdırsın? Seni seviyor mu yazdırsın? Ay canım benim ya. Çok tatlı Aytu ya. Aytu tatlı da Sare'den başka da sevmiyor. Sare diyor ki o kız hani, torunlar var başkalar da. Hani oğlum torunum diyor, yok diyor. Hayır, Seyi de söyleyemiyor, Sare de diyemiyor. Çaye. Daha güzel. daha güzel. İyi, daha iyi. Şey yapsınlar. Daha güzel. Ay bu halılar benim halılardan, önceki halılardan. Ha? Hatta bir parça vermişti. Kaldı bu bende. Annem vermişti bana bundan. Bu çok büyüktü. Bunu ben buraya böyle kestirdim, ikiye böldüm, böyle koydum. Çok büyüktü bu. İkimiz biri almıştık şeyden, ha. Aşağıdan. Evet. Onu da bana vermişsin, takım yaparım. Onu da kapıya seviyorum ben. Evet, şaka yapayım. Yapmak için görmüşsündür belki. Ya Selim, sen bu arada gençleşiyor musun ya? Hadi be. Vallahi değil mi Selim? Kilo da verdin sen, ya da siyah mı giydin? Yok, ben kilo vermedim ya. Böyle. Ama siyah mı giydin diye. Yok, maşallah var bu aralar. Yok, doğum gününden beri daha ben şunları toparladım. Bana bak, istemeye falan gelmiyorsunlar ha. Sevinirsin. Gittim bacım diye. Yok. Allah herkese hayırlı olur nasip etsin. Amin. Kabında bende biliyor musun? Olsun ya. Hemen kabı niye koydun oraya gönderdin? Yok, aklıma geldi bir an. Doğum günü deyince aklıma geldi. Bende kimsenin kabı kalmasın, kimsenin de bende kalmasın. Buraya gel. Aynen, o iyi oldu. Buraya gel. Çayı demleyeceğim, kaynasın. Çayı demliyoruz. Tamam. İşte böyle. Öğretmen işleri güzel değil mi? Güzel, çok şükür. Etrikleri çıkıyor yani. Allah'a şükürler olsun. Maşallah. Hamdolsun. Aç değiliz, susuz değiliz. Yemeğimizi yiyoruz, kiramızı veriyoruz. Hamdolsun. Çok şükür Allah'a, çok şükür. Muhtaç değiliz. Allah'tan sağlıktan başka bir şeyimiz yok değil mi? Sağlık istiyoruz. Ya, gerisi boş. Gerisi boş yok. Bir tırnağın acısa inlersin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi bir şey söyleyeyim mi? Yani insan eti ağır derler ya. Yani şimdi sen de yalnızsın, ben de yalnızım. İki kardeş, ikimiz de yalnızız. Ben düşünüyorum da, yani kendime göre düşünüyorum yani. Allah biliyor doğruyu da. Tamam, oğlum var, kızım da var, gelinim de var, damadım da var. İkisinden de, hepsinden Allah razı olsun. Hiçbir sorunum yok. Fakat belli bir yaşa geldikten sonra, yani ben düşündüm de, yani insan eti ağırdır. Darlayacağız diye düşündüm. Ha, evlenmeyi düşünmedin, daracağız diye. Bir saatten sonra evlenmek ne demek ya? Yani. Niye? Yani biz ben şimdi bugün demiyorum yani. Yani nasip belki belli mi olur? 5-10 sene sonra diyorum. 5-10 sene sonra Karlar Ceza'ya gidelim. Eğer ömürüm olursa. Yani, planını yaptın yani. Yaptım şimdi, yaptım. Oğlumu evlendirdim, kızımı da evlendirdim. Yani torba sahibiyim. Onlar bana bakarlarsa da ben bir şey demem. Abi sen çekilmezsin ama. Çekilmem sen... çünkü çok konuşuyorum. Evet, çok aşırı çok konuşuyorsun. Hele biraz daha yaşlandın. Yok kızım, yok. O kadar da değil. Hep çeneye vurur. Gece gelirsin, elektrik yaktılar mı? Kapatırsın. Babam yapıyordu ya rahmetli. Oğlum bırak da sen. Annem geldi aklıma. Ya gece şey okuyorum. Kur'an okuyorum, kitap açıyorum. Şimdi herkes yattıktan sonra kafam sakin oluyor. Babam aynen beni görmüyor da işte gelmiyor çünkü. Böyle yapıyor. Onun dışında da diyor, açık bırakmışlar diyor. Gittim artık, ne çare oldu. Bizim kitapçılar şey aldı. Rüyamda bir anda. Sen şimdi babam deyince aklıma geldi. Rüyamda dedemi gördüm. Aynen de tipiyle, hatırladığım gibi şekli şemaliyleydi. Ben bir yere işe gitmişim. Dedem beni çağırıp duruyor. Gelsene. Dede diyorum, çalışıyorum, nasıl geliyorum diyorum. Bana bir şey söyle, gel diyor, yemek yiyelim diyor. Şunu yiyelim, bunu yiyelim diyor. Hayırdır inşallah. Öyle gördüm. Sercan altınca aklıma geldi. Kitap okumak için ışıklar olurdu ya, ondan almıştım, takıyordum kitabın kenarına, gece öyle okuyordum, biliyor musun? Kapatıyordu ışığı. Benim aklım önüne geldi, biliyor musun? Annemi çarşambada doktora götürdüm. Ben yapıyorum. Herkes bir aracıya, ben kapatıyorum. Baba diyor, ben dedene benziyorsun diyor. Dedesi. Her şeyin dedesi. Şimdi annemle doktora götürdük. Annemde şeker vardı biliyorsun. Evet. Şeker vardı, bilmem kolesterol, bilmem ne falan filan. Yoktu. Çarşambadan giderken hoşuma gitti. Bir tane de pasta aldım şöyle, pasta. Evet. Ben unuttum annemin şeker olduğunu. Evet. Gittim eve. Babam böyle yaptı, oğlum dedi. Ben böyle bir dilim mi dedi. Şu kadar dilim kesti kendine, yalandan yere. Ondan sonra bir dilim daha kesti, koydu kendine, yedi, götürdü. Annemi gördüm, annem şöyle tuhaf tuhaf bakıyor. Anne dedim, sana bir lokma vereceğim dedim şu kadar. Evet. Verdim, birkaç tane hapa içti.
giderdi. Arkadaş, annem, ben gece kalkıyorum ya, gece kalktım, annem mutfağa gelmiş, arkadaş titini titini yürüyor, buzdolabının kapısını açıyor, pastayı çıkardı. He. Pastayı çıkardı, tak kaşıklıyordu, anne ne yapıyorsun dedim, bu mu yok? Annem çok gece. Pasta iyice kalır zavallı. Ben de pasta varsa çok gece kalkar yerim. O da çok severdi. Ben de pasta varsa gidip gelip kaşıklarım. Emine de aynı. Her şey değil. Pasta varsa, o tarz bir şey varsa gece bile kaşıklarım. Emine, sen, annem tatlıya aşırı düşkünsünüz. Ben de düşkünüm. Kızım biliyor, ben de düşkünüm. Ben de düşkünüm. Dişler nasıl oldu tatlı yüzünden? Ama bende acı ekşi. Acı severim. Acıyı çok seviyorum. Ama tatlıyı daha bir... Aa, tatlı yok. Bayıyor tatlı benim için. Aç karnına da yerim, gece de yerim, sabah kalkınca da yerim. Biz acı yer gene. Ey kızım da öyle bak, Allah biliyor ya. Gözlerimden böyle fıstırış kırıyor. Ama kere de yiyoruz. Onu diyor ki, bu acıyı kendinize niye çektiriyorsunuz? Bunun eşi, arkadaş acı süremez. Yok, o süremez ağzına. Acı hiç yemiyor. Yok, yemez ondan. Anne diyor, bu acıyı niye kendinize çektiriyorsunuz diyor. Ama şey veriyor biliyor musunuz? Soluk veriyor. Zehra, bir hoşuna gidiyor sana, bir çeyesi geliyor. Onu verdiği acı bir zevk veriyor. Bir etli ben buldum şimdi pazarda. Armut mü verin? Yok. Yeşil biber, etli. Hayır, şöyle etli değişik bir cins. Onlar yeni çıkmış gördük kocaman. Eli ama çok acı oluyor çok ya. Çok acı ya. Deli acı bunlar. Öyle bilmiyorum onu. Tuzluyorum üstüne ekmeğin arasına. Nasıl sonunda? Akşam öyle yaptım. Keşke yarın güne gitseydi geri geri. Yok, pazarda oluyor. Pazarda oluyor. Ha, yarın olur. Yarın şeyin önünde... Neyin önünde ben de bilmiyorum. Tedinin o sırasında. O sokağın biliyorum, başında. Biliyorum. Tam arada bir adam var. Köy şeyleri satıyor. Domates şey satıyor, limon. Biz orada terzi var, terziye gidiyoruz. Ha, tamam. Terzi var. O başlık. Kaç haftadır getiriyor. Geçen hafta kalmamıştı. Bu hafta getirdi ama az aldım yine. Yarım kilo aldım, 20 lira biliyorum, diye. Biliyorum. Bir hafta yetiyor bana da. Ertesi hafta bulamazsam üzülüyorum. Herkes sizin gibi bizim gibi yemiyor, acıyı sevmiyor. Biz sevmiyorlar ya. Ben mesela kızım dün lirası gün şöyle bir sahiptir. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kuru fasulye yapmış. Ben kuru fasulyeye bayılırım. Çok severim. Ama kuru fasulyeyi de acı severim. He. Artı kızım kalktı domatesi biraz dedi sucuk dedi şıra atacağım dedi. Tamam. Kızım dedim ben sucuk sevmiyorum. Ben de sevmiyorum kuru fasulyeyi sucuğu. Ben de seviyorum. Ben sucuğu, bak sucuğu ben sucuğu mangalda seviyorum. Mangalda acı biberle yapıyor. Ama kuru fasulyeyi kuru fasulyeyi sevmiyorum. Pastırma gidiyor ama kuru fasulye. Pastırma güzel bir zeytin. Ben kuru fasulyeyi sade. Hiçbir şey olmayacak şimdi. Sade kuru fasulyeyle acı biber yoğurt. Onun içinde çimen olduğu için çimen var ya. O güzel lezzet veriyor. O veriyor yani tabii. Ben onu bir de önceden atmıyorum. Kavuruyorum onu güzel. Piştikten sonra kuru fasulye döküyorum. Ben pastırma açınca konuyu pastırmanın nerede olduğunu biliyor musun? Evet, Kastamonu. Ya hiç sorma ya. Biz hep Kayseri biliyorduk. Pastırma... Kastamonu. Bileşik'te şey de çıktı. Bileşik de çıktı. Öyle mi? Orayı bilmiyorum. Ha, Bileşik de çıktı. Biz yapıyoruz dedi. Kastamonu biz yapıyoruz dedi. Ama ağırlık Kastamonu. Kayseri yıllar önce herhalde... Hep Kayseri kalmış aklımıza herhalde. Pastırma deyince Kayseri. Mantı deyince Kayseri. O bir kaşığın içine 40 tane koyarlarmış. Evet. Çok küçük, küçük yaparlar. Çok küçük. Ben de onu sevmiyorum. Aynen. Ben nasıl seviyorum biliyor musun kızım? Böyle kulak memesi gibi içi et dolu olacak. İçi eti bol olacak. Eti bol olacak. Kıra baharatlı. Baharatlı derken tereyağlı, tamam mı? Tereyağın içine ceviz koyacak. Böyle of. Dur be karnım acıktı. Of be. Şey demedim de büyük masaya gidiyor musun? İşimiz gücümüz. İşimiz gücümüz gırtlak. Eski bir şey yok. Hani diyor ya bazı, ölüm var boş ver. Az bir şey de olsa ucundan yiyeyim. Yiyen de ölüyor, yemeyen de. Allah-u Teala sağlık versin. Bak bunları yiyebiliyorsak demek ki biz çok sağlıklıyız. Yok, mideden açı sorunum yok. Hayır, yiyebiliyorsak, kalacak da gücümüz varsa, kafamızda gelecek enerjimiz yok, varsa, o kadarcık var ya. O sofrayı kuracak elimiz kolumuz bile varsa şükürler. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Aynen. Hiç olmayanlar var ya. Tabii canım tabii. Her türlü meyveyi yiyoruz, her türlü şey yiyoruz. Aynen. Şükretmesini de biliyoruz. Allah'ın izniyle. Aynen. Yani. Aynen. Şükürler ben olsun. Alamayanlara da Allah güç kuvvet versin. Ben de 3 günden beri rahatsızdım ya. Değil mi? Ya benim burada azı dişim
dişler. Şişmiş. Ben de gittim bugün acile gittim aşağıya. İşte senden önce. Senin dişlerinde duruyor hepsi. Duruyor, duruyor maalesef. Maşallah, gamsız. İki tane eksik var. Yaşımı söyleme. Söylemiyorum. Yaşımı söyleme. İki tane eksik var. Bu iki tane eksik de benim hatam. Neden benim hatam? Kırıldı bir tanesi. Arkadaş diş doktoruna gitmiştim. Arkadaş yarım saat benim dişimi çekemedi ya. Bıraktı gidiyordu kadıncağız. Tekrar girdi içeriye. Bir nefes aldı tekrar girdi. Kafam böyle sallıyor benim dişimi çekeceğim diye. Benim dişim böyle üç bacakmış böyle. Üç bacakmış. Ben üç de bacak ona... bir de kis yaptıysa dibinde yapmadı demek istedim ki. Kis misli dişim sağlam. Dişimi kırıldı. Zeytin yerken benim kabahatim. Sabah 5 sıralarıydı. Göreve gidecektim. Hani acele acele bir şeyler yiyeyim hesabı. Zeytini çekildi. Olacağı varmış ya. Bir vakti benim de kaldı dişinin yarısı. O da o kırıldı benim içimde yani. Orada yani. Eksik var. Bir tanesi de askerde çektirdim. 20'lik dişimi çekti askerde. Ben hiç unutmuyorum onun ağrıdığını. Arkadaş 4 ay o dişin ağrısını çekti diyor. Arkadaş bana bir uyuşturucu vurdu. Söküyor aldı dişimi. Senin dişlerin de sağlam. Aldıktan sonra da 15 gün sonra geldi o komutan işte. Nasıl oldu oğlum dedi ağzındaki diş. Dişim ağrıyor dedi. Nasıl olur dedi. Ağrıyor komutanım dedim. Ağrıda ağrıyor dedi. Geçti. 4 ayda geçti dişim. Kimse inanmıyor bana. 4 ayda. Sen izne gelmiştin. Dişim ağrıyor. Askere gitmeyeceğim dedi. Yine gitti. Annem de makara yaptı sana. Senin babam muhtar dedi. Söyleriz de gitmezsin dedi. Hatırlıyor musun? Gülmüştü. Allah'ın izniyle biliyorsun ben 20 ay üstünden askerlik yaptım. İzne bir kere geldi. İzne geldi. İki kere geldi. İki kere. Bir kereyi hatırlıyorum. İki kere izine geldim. Daha da gelmedim. Allah'a şükür. Zaten iki kere geliyorsun değil mi normalde? Evet. Sen iki sene mi yaptın? Ben amfibirdim. Deniz komandosuydum. İzmir'deydim. Foça'daydım. İzmir, Foça, bir yere daha gittin. Mersin. Mersin'de göreve gittik. O şey Amerikan üstü gelmişti. O araları. Biz toplantıları biz oraya götürmüşlerdi. Göreve. Gösteri yapmaya. NATO üstü gelmişti. Bir şeyler almışlar. O tarihlerde. Yıllar önce. Yıllar önce. Çok eski. Yaşlandı. Büyük masaya gitsin miyim? Yok. Ne gerek yok yani. Sen böyle bir şey yapmışsın. Böyle muhabbet olsun. Hiç çayımız demlensin. O torbanın masası bize yeter. 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 Hem de Sari'nin masası iyi oluyor. Bak iyi çocuk fikir. Masası iyi oluyor. Aslında niye kullanmıyor ki Sari onu? Kim? Boya falan yapmıyor mu? Yapıyor. Onları yapıyor. Hani yemek yerken de kullanabilir anlamında. Ha dedi. Yemek yerken de sen olur. Ne yapacaksın? Çarşamba'ya Samsun'a gideceğim mi? Şu anda bir İzmir'de abi. Niye? Daha yeni gittim. Daha yeni gittim. Bayramda zaten gittim. Bayramda gideceğim. Bayramdan ben, sonra. Ben bayramda hiçbir yere gitmem. Bayramdan sonra. Allah'ın izniyle derse. Ne? Bilmiyorum. Duruma göre. Maddi duruma göre. Bravo. Ya muhakkak ki maddi duruma yani. Göre de. Yoksa şimdi paran olsa her yere git. Yani bayramı evde geçireceğim ben de. Ben de evde geçireceğim. Yani çoluk çocuk cevap işte kötü dedi. Tarafı kurban da kesmiyoruz, kurban da gelmez. Ona üzülüyorum en çok. Çok güzel Ertan. Ertan kakao da içiyor biliyor musun? Allah inşallah bize de nasip eder ya. İnşallah kardeşim inşallah. Yani, Allah'ın yani, Teala her şeyin inşallah. İnşallah hayırlısını ver her şeyin. Açayım mı? Evet. Bana bıçak da getir. Niye? Nasıl keseceğim abi? Evimde ye. Keseyim abi. Bak kızım bak nasıl ye biliyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Oh afiyet olsun yarısı. Gördün mü bıçağı? Evet. Ah, hayat ya hayat. Bayağı lezzetliymiş ya. Elinden sağlık Elif. Güzel yapmışım güzel böreği. Sari gel börek vereyim. İyi mi börek? İstemiyor musun anneciğim? Gel bir gözük selam ver. Hoş geldin Sari. Sari hoş geldin. Babam doğru söyleyemiyor Sari'nin ismini de. O Vahide'yi de doğru söyleyemiyordu. Vahide de bakayım. Vahide. Mayide. M'sini kullanıyorum. M'nin. Herkesin bir aşığı var ya. Herkesin bir şeyi var.
İkiniz de gelin buraya bakayım. Bak burada ne var? Gelin bakalım buraya. Rahmetli Nazik de çocuk gene ne diyordu, Zabber diyemiyordu. Cappel diyordu. Cappel. Şey vardı, o dalga geçerdi. Kim? Bizim Yaşar teyzenin evinde oturan. Ya o değil de aklıma ne geldi? Çocuk vardı senin arkadaşın. Hatırladın mı bilmiyorum. Bisikletçinin evinde oturuyordu herhalde o. Hatırladın mı? Şey, rahmetli Nazi bir ara bağırıp çağırdı, pazarlamıştı. Çocuktuk daha o zaman. Galiba senin arada 3 yaş var, biliyorsun. Pazarladım. O kadar kızdı, o kadar kızdı ki, abi dedi, senin dedi, bütün dedi kirli çamaşırlarını dedi, dışarı dökeceğim dedi. O dönemlerde siyasetçiler çamaşırları dökeceğim falan diye itiraz etmiyordu ya. Ben de iyi dökersin dedim, güldü buna, tamam mı? Ben merdivenden aşağı indim, kapıya geldim. Arkadaşlarla da gezmeye çıkacağız. Abi dedi, ne var dedim, baktım, bu çamaşırları tutmuş, öpmüş baktı ya. Rahmetli çok komik. Annem bağırıyor, kızım ne yapıyorsun diyor, abi de rezil ettin diyor. Dedim ya bırak anne, boş ver. Komedi, çok komediydi ya. Gitmiş de eskiciyi çağırmış, şey dericiyi çağırmış, bizim evde deli var diye. Sana yaptı onu yine. Sana çok kızıyordu. O değil de bizim orada bir komşu vardı. İsmini söylemeyelim de. Sen git camide imamla konuş. Benim babam vefat etti. Acile tabut getirin. Bizim orada rahmetli olduğu bir adam vardı. Tabutları taşıyordu. O dönemlerde Mahmut muydu ismi? Boş ver. Tabutları taşıyordu. O zaman o dönemlerde biliyorsun belediye bakmıyordu işte de yani. Evet. Yani bir imam, imam geliyordu falan filan. Arkadaş Mahmut şey tabutu adam getirdi. Koydu orta yere. Eski mahalle tiplerinde koydu. Bir hepimiz bakıyoruz. Kim öldü acaba diye. Mahmut abi yaptı. Ulan dediler Mahmut'un babası vefat etmiş. Aa. O getirdi. Onun o söylemiş. Babasına kızmış. Babasına iki nokat atınca buna. Babam öldü gitti. Eskiden rahmetli İsmail abi vardı, muhtar. Bilmez miyim? Koşarak geldi adamcağız. Ne oldu dedi, benim haberim yok dedi. Dedi Mahmut'un babası ölmüş. Çok komikti bizim mahalle gerçekten. Ama bizim çocukluğumuz komikti. Yani. O kadar acının içinde gülecek bir şeyler buluyorduk. Buluyorduk, buluyorduk. Valla. Babası geldi sonra, ya dedi ben de olmadı diye kızmıştım, bağırdım çağırdım dedi. Kovalamıştım dedi. O da gitmiş şeyleri, babam öyle dövüştü. Ulan ne işlerdi be. Öldü ama o. Hepsi öldü, hepsi öldü ya. Hepsi öldü gitti ya. Kulaklar için nasıl yaşayanlar. Yani. Komediler bile çok güzeldi, şakalar bile. Ya. O zamanın şakaları bile bambaşkaydı. Sen yemiyor musun? Ben yok. Kahvaltımı geç yaptım. Yediklerime dikkat ediyorum ya artık. Aaaa. Benim kızım temiz yapıyor. Daha bir kilo vermeye devam edeyim. 10 kilo daha versen. Verirsin, verirsin. Sen çok güzel vermişsin. Ama 10 kilo verdikten sonra rüzgara dikkat edin. Yok. Rüzgar daha da olsa vurmasın seni. 10 kilo versek gene zayıflamam o kadar da 10 kilo ideal yeterli. 10 kilo bilmiyorum. Gider mi suratına? Bir dene. 10 verdim zaten. Olmasa biraz ayarıl geri alırız. Çünkü ben bir verdim. Bu burnum resmen dargı gibi çıktı. Bunu da hatırlıyor musunuz? Ondan sonra geri aldım, baktım. Ha, kişiden kişiye değişiyor olay. Bazı insanlarda zayıflık gerçekten çok çirkin yapıyor. Evet. Yani suratı da bir şekilde yapıyor. Yani böyle nur kalmıyor, böyle bir şekil oluyor. Zayıf olan diyorum, sen zayıflasan ne olacak diyorum. Şeklin değişmiyor. Biraz hareket de yapıyorum. Maşallah. Egzersiz de yapıyorum. Belki bölgesel olarak. Benim kızım da tam tersi. Bak zayıflıkla suratına bak. Daha güzelleşiyor yani. Niye kızını methediyorsun bana? Ya. Herkes şimdi madem öyle bir konu var şimdi kızım. Gerçekten maşallah sana yakışıyor ki şimdi dedi. Bir tane esmer bir kadın varmış. Hani zeyce dediğimiz tiplerden. Padişahın bir tanesi ona böyle şeker veriyor. Pasta gibi bir şey veriyor. Çocukların bir içinde diyor hangisi daha güzelse diyor. Ona ver diyor. En güzeline ver diyor. Ha, o da en kendi çocuğunu buluyor orada simsiyah. En yani. Güzel o. Yani herkesin çocuğu kendine güzelmiş. Tabii canım tabii. Yani benim çocuğum da şimdi bana göre güzel. Sen şimdi ne düşünüyorsun? Olsa sen Allah'a dersin değil mi? Biz de çirkinlik zaten. Herkes güzel. Yardım bitti. Yardım çekeyim.
Öyle bekliyor. Kara kuru ben zaten. Yok hepsi kara kuru ya. Hani derler ya, herkesin kendine göre güzelliği var. Allah herkesin. Ay Mertu. Aytu gel ikiniz de. Aynen Baskül ailesi gibi. Ailece kilo problemimiz var. Boylu posto. Sülale. Evet maşallah. Ya şeyler de halamuşuklar da öyleydi. Şey oldu diyor bende. Bunlar hep zayıftı gerçi de. Ocakta çay var. Baskül ailesi gibiyiz. Çay var aşkım orada ocakta. Bu arada Hasan abime Allah rahmet eylesin. Hasan'ım biliyorsun Allah rahmet eylesin. Biliyorum biliyorum. Halama, halama da. Ama hepsine de Allah rahmet eylesin. Enişteme de. Eniştemi ben çok severim. Ben... Allah gani gani nur içinde yatsınlar. Çok doğru yani, adamdı. Ya ben oraya ne zaman gitsem yemin ediyorum sana. Eniştem olsun, halam olsun, Hasan abim olsun, Ali Osman abim olsun. Yemin ediyorum bana her türlü böyle yardım yapar. Aynen olsun. Ben de gittiğim yani zaman. Yani bak her zaman öyleydiler yani. Bambaşkaydı. Onlar bambaşka bir insan. Yenileri pek çözemiyorum artık. Ben çünkü artık her şey siyaset gibi oldu. Koptuk. Aynen. Birbirimizden koptuk. Onlarla koptuk. Eniştem demek ki bağlardı. Evet. Hepimizi. Almanya'dakilerle aramız koptu. Kim var ki Almanya'da? Amcam ışıkları var ya. Hep koptu aramız. Ne arayan var ne soran var. Herkes kendi dünyasına kapalı. Tabii canım. Herkesin çocuğu, çoluğu, torunu. Ya buradakiler de öyle. Elmas'ın çocukları da öyle. Hep koptular. Kimse kimseyi görmüyor. Akrabalık bitti abi ya. Bitti ya. Teyzemler de öyle. Onlar ayrı. O acaba bizde de mi var hata? Bizde mi yanaşmıyoruz? Çarşambadaki teyzemler ayrı. Her şey bir anda olmaz. Bir anda kopmaz. He. Zaman, bizde de var. Zamanla. Demek ki bizde de bir kabahatlar var. Biz de gitmiyoruz demek ki. Onlar da gelmiyor, gitmiyor. He. Sadece tek taraflı değil bence. Yani. Hadi çocukken aklımız ermiyordu, tamam. Hadi bir yaştan sonra ama yapabilirdik. Bayramlarda evet. Arayabilirdik. Evet, doğru söylüyorsun. Kandillerde. Tabii canım, eğer arayıp iletişim kuruyorsan niye bir anda bitsin ki zaten? Yani. Ama bizde hiç iletişim olmadığı için. Geçmişten kaynaklanıyor. Yani zamanla. Büyüklerden kaynaklanıyor kızım be. Onların hatalarını biz ödedik. Biz ödüyoruz hala. Birinin arası bozulunca sonraki kuşakların da arası çok iyi olmuyor. Yani haliyle ne diyorlar? Mehmet'in oğlu, Mehmet'in kızı. Yani, onların bedenleri yani küçümseme oluyor, küçümseme oluyor. He. Onların hatalarını biz çekmiş oluyoruz. He. Babam çok rahmetli nurlar içine yazsın, ağırlık varmasın. Herkesin canını yakmış. Direkt biz bugün onları konuşacaktık. Onların canlı yandığı için de bize soğuk davranıyorlardı. Çünkü çocuklarıyız. Ya olsun Allah affetsin herkesi. Ne diyelim. Bizim kadar kimsenin canı yanmamıştır ama biz çok da isyan etmedik yine de. İsyan yok. İsyan yok. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Ağlarken bir gülüyordum. Kafamı yatırıyordum ya. Vallahi bende de öyle bir huy vardı. Abi bir şey gidecek. Saçımı başımı çekiyor. Yerden yere vuruyor. Kapının arkasındayım eski evde. Evet. Abi benim evimde. Hatta böyle yapıyorum. Biraz sonra diyorum bilemedim oynarım diyorum. Bak kafamdan geçir diye. Ya bu süre geçer kendim diyorsun yani. Bu acı süre geçer. Tabii canım. Niye güzel Mevlam görüyor hepsini. Evet. Yani Allah demek ki orada da bana onu veriyor o kuvveti. Allah hepsine rahmet eylesin. O anlatıyor bazen eski bu. Habibe teyzenin olanları da orada olanları da. Ya yani kızım bak böyle bir teyzenin olayı şu. Annem ölürken de bile Allah kadir gelir rahmet eylesin. Annem ölürken de bile hakkımı helal etmeyeceğim. Etmedi dedi. Çok kötü neden bir şey. Ama, neden ama? Neden? Helalini kalamadı gitti. Anneme evi satmış. Anneme evi satmış. Annem sattı zaten. Oturduğumuz evin alt katını sattı. Ama şeyle satmamış. Senet sepetle vermemiş. 500 lira mesela bugünün parası alıyor. Burası yarı senin diyor. Yarı senin ama diyor. Yok senin sepet yok hiçbir şey yok. Sonra? Öyle yani. Vazgeçiyor borcum var diyor ona saygın. Uyanıklık böyle bir şey işte saf olduğunu karşısındaki. Annem de bizden zeyci. Bu tarafın öteki tarafı da var. Şimdi öbür taraftan zaten. İşte şu an herkes, şu an ikisi de gerçek tarafta. Damdı birine bağıştı Zeyli, ona bakan birine en son. Demek ki onun da bir hakkı varmış o evde. Bilemiyoruz işte. Bilemiyoruz. Birileri bir oyun çevirdi gitti. Evet. Evet. Oyun çevirdi gitti. Biz artık mahşede kaldık. Aynen. Bu olaylar mahşede kaldı. Onu düşünün yani bütün mahalledeki o mahalledekiler diyordu o ev sizin hakkınız dediler. Çünkü elektriğini biz yaptırdık, suyunu biz yaptırdık. 25 sene. Dile kulağı ya. Tabunu biz yaptırdık. Her şeyin boyunda, her sene dama bir adam çıkartıyor. Merdivenlerin işte naylonlarını annem taktırdı. Bizim her şey, her şey. Kendi evimiz diye yani. O kadar bilmiyorum, o kadar anlayasın. Ben anlatmadım, o kadar gelmedi çünkü. Yok. Şey hatırlıyorum ben.
Vayda anlattığı var. Annem, Vayda Hanım'ın kirli bulaşıkları lavabonun akı tutmasına tutuyor. O bir şeydeki, o ok meydandaki. O başka mı? O emekli olduktan sonra bir ev aldık orada. Amcamla bir olup bulaşıkları alt katı kaldırmış. O ok meydandaki evden bahsediyor. Biliyorum bana. O bahçeli evdi. Biz annemle çarşambaya gittik. Babamı da bıraktık. Mayıdiye bırakmıştık. Murat'ı bıraktık yani. İkisi de küçüktü o zaman. Mayıda biraz daha büyüktü. Bu anda işte yiymiş. İşte, o tarihlerde işe girmiş. Bulaşıkları ne yapıyormuş biliyor musun? Yıkadı bir şeyin altına atıyormuş. Tezgahın altına dolduruyormuş. Mayıda'nın da biraz şeydi. Kafası o kadar basmıyordu. Basmıyordu. Tembeldi, tembel. Basmıyor değil, tembeldi. Tembellik de vardı. Manita peşine koşuyormuş. Biz alırdık haberleri. Neyse yani. İşte olay bu. Ne yapalım bir... Hayatımız böyle bir şey yaptı. Çay koymadın Elif bize? Delini alsın, güzel olsun. Çayımızı da içeriz inşallah. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Kusura bakmayın, başınızı ağrıttık.